Mercan, niye beni bugün tez çağırdın? Sıla Hanım, bugün toydayım. Dostumun toyundayım. Ha, toya göre ben tez geldim. Bəli, ne olar? Mekana göre bir defa tez gelende, ne olar? Her defa biz size göre tez geldi değil. Ha, öyle mi? Ne oldu şimdi? İçinde bir şeyler varmış da döktün. Mene göre tez geldin. Ne zaman? Ya, öyle yaparlar. Toy demişken, bizim toylardan ne hoşunuza gelir, ne gelmir? Söyleyeyim mi? Gerçekten. Yıllardır gidirem. Çok dostlarımın çocukları evlendi, uşakları evlendi burada. O gürültülü müzik hiç hoşuma gelmiyor. Çok fazla gürültülü. Yani eve giden de, Mercan yemin ederim bak, kulaklarım var ya, böyle uzun bir süre duymuyor. Sula Hanım, sizi ansamblin yanında otuzdururlar. Genelde birinci masalarda oturuyorum. İkinci, neyi sevirem? Toya giden de hiç görmediğim, uzun zamandır bir araya gelinmeyen toyların böyle bir birleştirme özelliği var. Başa düştün mü? Yani çok arkadaşımla mesela o kadar topluluğu bir araya getirebilmezsin. Ama toylarda mesela en son gittiğimin arkadaşımın uşağı evlendi. Orada kaç zamandır görmediğim dostlarımı gördüm. Mesela onu çok seviren, sonra dans etmeyi çok seviren, mutlak ne kadar da olsa çıkıram, pistten inmirem yani. Çok dans ederim. Bizim reksleri öğrenmişsiniz. Yani biraz biliyorsun, artık herkes biliyor benim nece oynadığımı. Bir de neyi sevmirem? Abi masada elimi koyacak yer yok. Geçen diyorum ki oradaki garsona, diyorum ne olur diyorum, olar mı diyorum, ben yemirem. Tabaklarımı al, önüm boş kalsın. Hayır, hayır diyor. Suna Hanım, olmaz. Neye göre olmaz diyorum, ben istemiyorum. Yok diyor, her şey durmalı. Çok fazla ziyan yemek, çok üzülürüm. Suna Hanım, garsonlar da sizi tanıyor. Yani deyirler Suna Hanım, olmaz. Ya, yani tanıyorlar tabii. Özellikle aşpaz olduğum için herhalde. Yine sen merak etme, giden de ben mutlaka diyalog veriyorum. Tanımasam da onların ismini öğrenirim. Onlarla böyle isim, biliyorsun ben isimden hitap etmeyi çok seviyorum. Mercan'ım. Suna Hanım, toy mevzusu çok uzundu, çok uzundu. Danıştıkça tutarmayacak. Yo, valla zamanım var benim. Danışabiliriz. Danış. Yo, telesine bak, gidin müsaadeni götürüm. Onun günü dahi. Tek kızımız. Tek kızımız, böyle, çok heyecanlıdır. Dünenden deyir ki, ben kişilerin içinde baş çıkarda bilmeyeceğim. Məni təkliyəcəklər, dedim səni, heç kim təkliyə bilməz. Suna Hanım, sənin arxandadır. Kesinlikle, ama sence avantaj mı, dezavantaj mı? Məncə avantaj. Ona göre de gedim onu sakitleştireyim, aparım markete. Tez gedim, tez gelim, tez çekeyim, tez gedim dostumun toyunda sındıra 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 oynayayım. Tez git gel, beni tez uyandırdın, ben de biraz burada. Olar mı? Olar. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Suna ile Yemeğe Değer'de ikinci günün iştirakçısı Visale. Visale, necəsən? Çok sağ ol, yaxşıyım. Sen necəsən Mercan? Mən bomba kimi. Visale, heyecan yoxdur. Biraz. Azmaz. Ha, azmaz. Özünü təqdim elə, tamaşaçılar səni yaxından tanısın. Mən Abuşova Visale, Qarabağlıyam. Yemek pişirmeyi çok sevirəm. Yemek pişirmek benim hobbimdir. Visale, dərhal menyunu təqdim elə. Doğu olacaqdır, yarpaq dolması, toyuq salatı olacaqdır, bir de islak kek olacaq. Seçimleri məncə yaxşıdır, həm də çətindir. Yəni dolma vaxt alan bir yemək olduğu üçün və dolğanın özü də. Və bizim milli mətbəximizin yeməklərini seçib məncə yaxşıdır. Salih xanımın menyusu ilə tanış oldum. Amma 2 saat ərzində tam çatdırmaq olar. Biz bugünlərin Salih xanımın qonağıyıq. Ümumi menyusuna tanış olduq. Və orada çətin və asaq yeməklər də var. Yəqin ki, onu yerindən sonra, dadına baxandan sonra dəqiq biz cavab verəcəyik. Necə hazırlayır və necədir? Hazırsansə, gedək marketə. Bəli, hazırım. Gedək. Biz gedək alışverişə, mən də elə yol üstü qaydaları izah edeyim. 4 yeməyi pişirmək üçün 2 saat vaxt verilir. İstifadə edəcəyiniz ərzaqları almaq üçün 30 dəqiqə vaxt verilir.
Bitki yağları, şəkər tozu, duz, istiot xaric ancaq 30 dəqiqə müddətində aldığınız ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir xüsusi ingredientiniz, ərzağınız varsa, özünüzlə gətirə bilərsiniz. İştirakçılar günün sonunda təqdim olunan yeməkləri 10 ballıq sistemlə qiymətləndirir. Əgər iştirakçı 30 dəqiqə ərzində alış-verişi tamamlayıb 2 saat ərzində 4 yemək hazırlayıbsa, həmən iştirakçının xal vermə sistemi 3-dən başlayır. Aparıcının da xal vermə səlahiyyəti var. Vüsaləcan, gəldi çıxdıq Mega Store-a. Buraları tanıyırsan da? Bəli, tanıyıram. Sənin yarım saat vaxtın var. Hazırsansa başlayaq. Hazıram. Həyəcanın çox hiss olunur ha. Yox, həyəcanlı deyiləm. Salat üçün hər şeyi götürmüsən? Yox, yox, götürməmişəm. Gəl bura. Təndir çörəyi bildim. Sən hardan bildin ki, Suna xanım təndir çörəyini xoşlayır? Bilirəm. O da məndə qalsın. Göy nə qədər at, göy nə qədər at. 3 dənə. 3 dənə. Birində 60 şey vuracaq. Sonra pomidor xeyir birində. Pis pisa bir xaşını. Bir də qırmızı kələm. Kağı ver mənə. Ver, ver. Belə tamamlamışam, amma baxın görüm nə qalıbdır. Qablarda var, ondan ver. Sən baxın mənə. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile Yemeğe Değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum. Hamınızı öpürem size. Misale geldi çıktık mətbəxe. 2 saat vaxtım var. Dur yağ, kərə yağ, duz, istiyoz, şəkər tozu biz tərəfdən sənə verilir. Hazırsan? Hazıram. 2 saat vaxtım getdi. Buradan tamaşaçılara demək istəyirəm ki, əlcək taxmalıyam əslində, bilirəm düzdür. Amma yan mənim dırnaqlarım yoxdur. Nədən başlayacaqsan? Yarpaq dolmasından. Dolmanı mən çox, həqiqətən çox sevirəm, dolma. Özə temmalı yarpaq dolmasıdır. Mən xoşladığım bir bu menyudur, gözəl bir yeməkdir. Yağın ki, yaxşı olar, mən də bugün acı getmərəm də yiyərəm. Yarpaq dolması həm çətin yeməkdir. Həm də yenə də dediyim kimi vaxt itkisi olduğu üçün. Yəni, görək inşallah necə bişirib, əti necə orada istifadə edib. Yuska, maşallah tələsi işləyirsən, ha? Alə, bəyəndin, Əmərcan? Özü də əsl aşbazlar kimi doğrayırsan. Bu nədir, salatdır? Hə, teyik salat olacaq, Əmərcan. Dolmanı nə vaxt bükürsən? Mən dolma istəyirəm, axı. Eləyəcəm, küşəndə verəcəm sənə. Amma mənim salatım onun salatından biraz çətin idi. İndi görək də əsas odur ki, dadlarında yaxşı olar yəqin ki. Vüska, bəli. O qazanın içində çəngəl nə deyilə uzanıb? O mən qoymuşam ki, kəfinə görə. Yarpaq dolması da yemişəm. Yəni, çox belə üstünlük verməsəm də bizim milli mətbəximizdəndir. Səliqəli bükürsən, ha? Çox sağ ol, Aymərcan. Sənə yaltaqlanıram, tərifləyirəm ki, mənə də yeməkdən qoyasan. Yaxşı. Toyuq salatı da mən ümumiyyətlə toyuq sevmədiyim üçün sadəcə olaraq əziyyətinə görə dəyər verərik. Dadına baxarıq, dəyər verərik. Vüsalə. Bəli. Nə iş görürsən? Salat hazırlayıram. Məncə qurtarır salat.
Hə, az qaldı. Maraqlıdır, qeyri-adi istedadın var. Valla, biraz səsim var, yani çox yoxdur. Bəs bizə niyə demirsən? Nə bilim. Nə oxuya bilərsən, abacı? Birdən bir mahnı var, onu xoş deyirəm, Əsən Yellə. Dağları duman alanda, gözüm yollarda qalanda, yadıma səni salanda, gül yanağım solmasınmı yar? Əsən yellər, əsən yellər, sevgilimdən mənə xəbər. Əsən yellər, əsən yellər, sevgilimdən mənə xəbər. Bu yerlərdən keçməz oldum, dost düşmanı seçməz oldum, eşqimə an diçməz oldum, könlüm xarab bəsdə, çünki həyəcan var. Doğa belə baxanda bizim milli mətbəximizdəndir. Yəni doğa biraz asan menyudur, çox da çətin bir menyu deyil. Güzələ, bitirdin? Bəli, qurtardım. Süpürə hazırlamam qaldı. 12 dəqiqə vaxtım var. Gedək. Üç dəqiqə baxdın qaldı, ged əynini dəyiş. Canlarım benim değerli, canım iştirakçılarım hoş geldiniz. Hoş gördük Sunan. Ya bu kadar böceğin içinde bir çiçek. Burada çiçek. Teşekkür ederim. Bizde öyle derler, yanlış başa düşmeyin, böcek derler. Başa teşekkür düştünüz ederim, mi? Çiçek. Hoş geldin çiçekciğim. Nasılsın? Biz de böyle şırcıramaya değil. Öyle mi? Ya hamsi için öyle derler hanımlar olan da. Evet. Anladın mı? Herhalde yanlış başa düşmediniz. Peki canım tamaşacılarım, sizler de ekran karşısına hoş geldiniz. Ve Suna ile Yemeğe Değer'in ikinci günü, yeni haftanın ikinci günü Vüsaleciğimle. Nece geçti Vüsale? Yaxşı. Ya Vüsale burada bu alev aldık herhalde değil mi? Bir şey çıkmaz değil mi yönetmen? Yok yok çıkmaz. Ha? İyi yok, peki. Çıkmaz. Bu arada çiçekler için hakikaten çok teşekkür ederim. Burada bilirim ki demin söyledin ki Suna Hanım o bir tane gül sizin için çok çok teşekkür ederim. Ve canlar nasılsınız? Necesiz? Şükür Allah'a çok sağ olun, yaxşı. Her şey biz de yaxşı iyi. Gördük. Teşekkür ederim. Sen nasılsın dünenden beri? Yaxşı olmağa çalışırım. Yaxşı olmağa çalışırsan ama gelende gördüm ki, aa bilseydim ben de şam getirirdim dedin. Niye getirmedin? İndi aklına düşüp, haydi bakalım. Peki başlayalım mı Vüsale? Hazırsan artık başlayalım. Hazırım. Peki Hasan, sen hiç danışmadın masa hakkında, dünen sendin. Bugün seninle başlamak isterim. Değerlendirmeye başla bakalım. Masa kuruluşu... Mən pis deyil, yaxşıdır, normaldır. Hər şey yerində mi, yerli yerində mi, necə? Hər şey yerli yerindədir, bəli. Hələ ki, bir masada bir problem yoxdur. Amma biraz ləkələr var burada, yəni ki, süfrədə. Süfrə tam təmiz deyil. Yox, əslində təmiz deyil. Ləkə haradadır ki? Göstərim, harada? Burada. Görmürəm. Peki, başqa? Hoşun geldi ya yok. Ne arıyorsun Hasan? Aktarır neyse. Aktarıyorsun ha Hasan. Tapsın. Yok hoşum geldi ben. Sağ ol. Geldi sağ mi? Ama sağ aktarırsan bir şey. Aktarım. Hala aktarıyor. Dün hayır Rüsale fikirleşiyor ki dünen Rüsale benim masamı beğenmiş miydi ne olmuş değil mi ona göre fikirleşirsin. Yok bakırım bir problem yoktu yani ki ama masada biraz. Her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. İyi hadi bakalım hasret. Ben. Hasret sen danışansın. İlk önce
təşəkkürümü bildirirəm sizə və bütün kollektivə təşəkkürlüyümüzü bildiririk. Ha, mən də həmişə olur da bir şey öz də mənim qarşımda olur hər şey. Bu düzgün qoyulmayıb. Ya Hasret, yemin ediyorum ki bak hamımızda. Bilə bilə mən qarşıma qoyurlar ki, qoy mən danışım. Vallahi. Bir də süfrə yaxşıdır. Yox, pis deyil. Sadə süfrədir. Həqiqətən təmizdir. Əsas odur ki, təmizdir. Bir də stəkanları belə yox, bir də belə qoyulsaydı əvvəldən daha da yaxşı olardı, amma belə də olar. Fərq nədir ki, sağında deyil, solundadır fərq. Bir dənə mən bunu burada gözümə də həmən burada oturmasaydım da mən bunu görmüşdüm içəri girəndə. Bir də süfrəmiz ağ olduğu üçün biraz salfetka bir balaca bax qırmızı olsaydı daha gözəl olardı. Sən dünəndə sürekli salfetkaları beğenmişsin. Mən qırmızı salfetkanı dekor üçün istədim başa olsun. Düşdüm. Belə salfetkalar da olsaydı yani dünənki məclisdə. Yani o daha da güzel oldu. Yani istifadə edirdi ona, o dekor içində qalardı. Bir dakika. Dünən sən kırmızı salfetkaları hoşun gəlmemiş. Hoşun gəlmən deyəcəydim ki, hoşlanmamışdım. Ben, ona göre dəyişəyim istəyirdim. Yox, hoşum gəlir kırmızı salfetkadan gəldi. Sadəcə olaraq istifadə etmək üçün dedim, əlavə belə salfetkalar olsaydı daha gözəl olardı. Dekor üçün. Tamam. Mən fikirləşdim ki, sən kırmızı salfetkalar. Amma şey mən qırmızı salfetkalar. Yəni mən bunu zövqlə almışam nəyə görə? Çünki payız ayına aid yarpaqlardır. Saralıbdır. Hə, ona görə. Olar. Burada böyük bir nəsə nöqsan yoxdur. Olmağına. Bir tek istiyot kabı ləkəli. Senin bir tek çengelin bıçağının yeri farklı. Bir onu düzeltirsen. Ama bəli. Ortaya gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında her şey çok temiz. Temizdi, bəli temizdi. Değil mi? Gözel, ortaya da gördüğünüz bir salata getirip. Stekanlar farklıydı ama biraz. Söyle Hasancığım. Yani stekanlar herkesinki belə, məndəki belə. Necə sen belə? Yani, güzel, olmalı. Necə olmalı? Böyle olmalı. Böyle bakın. Yani önde, yanda olmamalı bardaklar, önde olmalı. Hasan, ben bilirim ki sen hiç yapboz falan yapabilmezsin. Puzzle falan yapabilmişsin değil mi? Tahmin ederim. Peki. Ay Vüsale, haydi çorbayla başlayalım yoksa bu sohbet bitmeyecek. Yaş. Başlayalım. Ne çorbası? Dolga. Dolga, haydi bakalım gelsin Dolga. Ha Vüsale. Bəli. Süfrəni beğendiler. Ha beğendiler. Razı qaldın? Qaldım. Bir balaca nəsə dedilər, amma olsun yana, olmalıdır. Hər şeyi düzəltdin, amma həsrətin qabağına çəngəl bıçaq qoydun. Hə, o da indi elə biləcək ki, mən bilərəkdən eləmişəm. Yaxşı, aparaq, soymamış qonaqlara verək. Ve dolgamız geldi istiyken hemen tadına bakalım. Afiyet olsun arkadaşlar. Elvin, hazırsan görürüm. Çünkü daha yemeden başladın sen Elvin. Hoşun geldi ya yok. Yani o kadar da mükemmel değil çünkü eğer yayla çorbası kimle değerlendirse yayla böyle olmur. Doğa kimle değerlendirse doğa da böyle olmur. Tamam, hayır. Ben isme takılmadan bunu çorba gibi değerlendirsen, isim takılma. Yani Dolga ya da yayla olarak fikirleşme. Nece olmuş tadı? Yok, hoşun gelmedi. Hoşun gelmedi. Evet, tamam. Peki, Hasret? Ben ilk önce vurgulamıştım ki, ben turş Dolga sevirəm. Qaldı ki, dolğanı mən sürüsə də onu sevirəm. Mən fərq eləmir. Yox, sən nə fikirləşirsən? Tuşmadı. Sürməyə. Dolğa ya yox. Ha, yaxşıdır. Xoşuma gəldi. Xoşun gəldi? Biraz düyüsü çoxdur, amma xoşuma gəldi. Biraz çox qatıdır. Amma belə olmasa, yəni əsl dolğa belə olmur. Yəni bir qatılığına görə deyirəm. Onda ayran olsun. Ya yani ayran başa düşə bilmədim. Tutdur olmadı. Aslında dolğa qatı olur. Həqiqətən. Əsl dolğa qatı olur. Valla indi mənə qınayacaq, yəni qınayan olacaq. Amma valla edə bilaydə yəni deyirəm ki, yani o deyil də, baxanda bilinir. Yəni burada bilmem, kamerada görünür. Ağız dövünüz elədir. Ağız dövünüz məsələsi deyil. Biz dedin çürüyüb de bir, nə bilim, belə dedin. Amma çürüsə bilsiniz ki, o su İndi o çürüməyən qarşı bilsiniz necədir, xanım, bir şey deyim də sizə. Yox, biri səbəb deyil. Qatıqdan onun bir yerdə, məsələn, həddini artıq çox vuranda çürümə dediyimiz nə olur? Baxın, onunla qatıq bir yerə yığılır, xırda-xırda top kimi burada yığılmağa başlayır.
Yani siz o üslubda, o üslubda deyim, əsr doğru bu deyil, onu deyirəm sadəcə. Peki Hasan, senin hoşun geldi ya yok? Hoşum geldi ama çok katıdır. Katılığına değil, dünen senin çorban için de katı dediler, değildi. Hı. Bu da katı değil. Yani bundan daha sulu içemezsin. Çorba da su, olmaz su yani. Olmaz, o zaman da çok sulu derdiniz. Ben bir tek Elvin'e müsaade, biraz çürümüşlüğüne katılırım. Bu biraz çürümüş. Daha aslında Elvin demek istediği bu çorba daha net olar. Anladın mı? Bu çok az çürüyüm. Peki. Elvinci. Ben de çürüyü hoş deyirəm da, doğru. Sen Hasan, zaten seni çözemedim ben. Senin gününde çözeceğim. Sevirəm da, ben böyle doğru kalırım. Mercimeğe katı demişti. Bu katıdır, değil katı bu yaşı. Yo yo yo, değil. Katı değil Hasan. Katı değil. Senin yo. Çorban gibi. Peki, çorba muhabbetimiz bitmez bizim valla. Gel salataya geçelim mi? Geçelim. Haydi geçelim salataya. Hala salata hazırdır. Hazırdır. Ne düşünürsen, necə irad bildirdiler? Valla Hasan biraz beni əsəbləşdirdi. Mən başa düşmüyorum. Doğa necə olmalıdır ki? Biraz dedi, qatıdır. Yani ki, qatılığı yox idi. Əslində, səndən çox Elvin danışdı. Pis olmasan? Biraz. Götür salatı, gedək. Və Vüsaliciyim, salatamız ne salatamız? Toyuq salatı. Toyuq salatı. Haydi bakalım. Hasan, necə olmuş canım benim? Duzu yerində deyil, deyə bilərəm. Duzsuz? Duzsuz. Tamam. Siz bundan da yani yaxşı menü götürə bilərdiniz, yani. Niyə pisdir ki bu? Bu yani əldə qayırma bir şeydir, yani 5 dəqiqənin içində olan bir şeydir. Çox asan bir resept. Hə, daha çətin bir salat. Yani, bəli, herkes bunu bacarır yani ki. Ama bunu eləyən insan duzunu da, istiyotunu da, her bir şeyin de yerli yerinde etmeliydi. Bence duzu normaldir, çünkü duzu yerinde duzu, değil axı. Çok duzu erimemiş ama, yok. Duzu yerinde değil. Yerindedir. Nedir bu? Mayonez. Sizin olabilsin ağız zevkiniz. Yok, duzsuz da axı, əzizim. Özünüzü yiyin, baxın. Benim için çok güzeldi. Yani duzu yerindedir. Duzsuz, duzlayabilirsiniz. Bir şey, elcem yoktu ama duzlayabilirsiniz. Hiç elimek olmaz. Düzdü. Benim için duzu normaldir. Tərəvəzlərə işləməyib. Sizin ağız dadınız üçün elədim. Söz deyə bilmərəm. Peki, sadəcə... tamam, diyelim ki tuz ilavə etdin. Bitiyor mu? Geçenk oluyor mu? Pis deyil yani ki. Ama duzu olsaydı, duz ve istiyotu olsaydı biraz daha fazla, biraz çok olsaydı ama daha yaxşı. Ama sen diyorsun ki daha farklı bir salata gözlüyorum. Bəli, yani bu... yani herkes edə bilər bunu. Peki, Hasret? Mən Vüsalə xanımdan bundan da yaxşı düz deyil, Həsən düz vurğuladı, bundan da yaxşı gözləyərdik. Belə qonaqlar üçün bu formada olmalı deyil, nəsə. Tadı? Həsən düz vurğuladı ki, buna ümumiyyətlə duz vurulmuyor. Vurmuşsa az vurmuşsa da duz yoxdur. Yani duz siz yok. Bilərsiniz. Ya süt yoxu yoxdur. Tadına baktın mı Vüsalə yapanda? Baxdım. Belki biraz da kalmalıymış ona göre. Belki de ha. Yok yok yok, kalmaklık değil, o düz vuranda kalmalı. Salat olanda kalmalı bir onu, peki tuzu olsa Hasretciğim, hoşun geldi ya yok? Tuzu olsaydı bu biberlerden yok, hoşum gelmedi. Sen doğranmasına da hoşun gelmedi. Aslında doğranması çok nazik. Uzundu, çok uzundu. Ben biraz da normalde de böyle olsun. Ben bunu ayrılmışam bundan, bu videoyu ama o şey kısa olsa o şey katışır bilip çok şey pis görürüm. Salih Hanım, ben öz yani gördüğümü deyirəm, ağız dadımı deyirəm. Yani bu mənə uyğun deyirəm, yani biber düzgün deyil, doğranmayıb. Göz deyirəm. Sonra da duz deyilən şey yoxdur bunda, yadınızdan çıxıb duz. Peki, Elvin'den de alalım. Elvin bitirdi ama. Bitirib. Bitirdim, bəli. Həsrət, mən katılmıram. Normalde bunlar uzun olmalıdır. Yani deyir kısa olmak, hayır öyle bir şey yoktu. O forması uzun olmalıdır. O güzelliği olmalıdır. Yok, onun görünüşü de onlandır. Dadı yaxşıdı, sadece biberler şirin olduğu için duzu da az töküb, yani bunu nəzərə almalıydı ki, o şirinlik onu çekecek duzu. Biraz da mayonez azdı, çok quruydu, bunu deyə bilərəm. Dadı baxımından
Məncə yaxşıdır, yəni heç bir problem yoxdur dadında. Kəsimi də çox çətindir. Mən diqqət elədim ki, əsas görüm biri uzun, biri qalın, biri kobud elə atacaqmı testərəsi ortaya. Gördüm yox, hamısının çox incə işləyib. Yəni o dəyərləndirilməli. Fantaziyası yoxdur. Nəyə? Ümumiyyətcə, Elvinin Alim. Fantaziyası yoxdur. Niyə? Nə bilim valla, həm də onunla dələbə ağız dadı şit dedi, hər şey yaxşıdır, amma burada şit dedi. Amma mənim üçün çox şit. Yox, Elvin tuzsuz dedi. Və o biberlərdə... Elvin, səndə də tuz yox dedi. Biri uzun, biri deyəndə burada biri uzun idi, biri gödə idi. Mən dedim ki, tuz yoxdur. Sadəcə biberin şirinliyini nəzərə almalıydı, biber şirinliyini çəkib onu. Hə, biber düz deyir. Mən əslində duzda atmışam istiyotda, amma həqiqətən də ola bilsin ki, biber şirin olubdur, çəkib də can. Siz çox sağ olun, düz dediniz. Amma mən heç ona ağıl eləmədim. Mən səhv dedim, hə? Mən səhv dedim. Yox, dedim yəni ki, duzun deyir də. O da düz dedi. Əslində biz ikimiz düz dedik, o da düz dedi. Mən də katılmıram. Bunun uzunluğu gayet iyi. Tuzu, çox, Elvin çok doğru söyledi, tuzu, biberler şirin olduğu için tuzsuz. Bütün ekibe katılıram ki gerçekten tuzu az. Ama lezzet, tadı yerinde. Tuzu, yani tuz ilave etsem ben demem ki kötü. Ama bir katıldığım konu var ki Hüsale, ben de senden daha böyle dediği gibi Sezar soslu bir salat gözlerdir. İnşallah olar gelen sefer. İyi hadi bakalım. O zaman yaz ana yemeğimiz İnşallah. Daha ha. diyorsun. Ana yemek zahmetli. Benim. Sen biraz dolma yaptın. Ana yemeği ha, zahmetli dolma. Seçtiğin için dolma, diğer yemeği biraz daha salatayı biraz daha asant yaptın diye fikirleşiyorum. Peki gelsin mi hasret dolmamız? Gelsin de ben hadi. Dolma da hoş değilim. Hadi gelsin. Hüsale dolma hazırdı. Ha. Çünki biber deyir ki, çox uzun doğramsan, əslində doyuq salatı el olmalıdır. Necə olmalıdır ki, götürüb bir kaynat çox xırda-xırda doğrayır. O el olmalı deyil axı. Yəqin söz xətrinə danışır. Hə. Dolmanın böyüklüyünə, balacalığına nəsə deyəcək? Bilirəm. Götür dolmanı getdik. Bak şimdi hasret, neye gülürsen başa düştüm. Has, şimdi buradakiler birisi diyecekler ki ha. bir nefer için mi? Çünkü Azerbaycan'da bilirim ki o dolmayı değil mi böyle pıt 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 yemek olan. Hasret onu mu fikirleştirdi? Yok yok yok. Ortada bir olmadı. Ne fikirleştirdi? Buna bana da gülmem geldi. Aa, ben de ona göre Hüsale hani ama yapmak çok çetin olduğu için bu kadar çetin. Yaptın. Tabii ki hadi servisin ya. Peki Elvin, bitirdin. Çengel ve bıçağı da çapraz koydun. Ha, üzürlü sahnemizden sonra bitirdim. Yani kabağında yemek saklamak istemedim. Düyü bir iri kalıptı, çok büyüktü. Daha yani o heç olayı olmasaydı daha yaxşı olardı. Deneleri büyüydü içerisinde. Belə də dadı duzu yerində. Yani sadece özüne göre derim. Yarpağın da orada şey olma heç bir fərq etmir mənə. Yani siz o duyun dadıydı. Sen başa düştüm ki yaprağını göre beğenmedin yoksa iç... Bəli, üzüm yarpağının hem köhnəydi mi, nədir bilmirəm. Yok, təzə deyil, köhnə deyil. Biz daha önce yeni bağlandı yarpaq. Yani hemen o yarpaqları elə bilir ki, hem özüne de əziyet verib onu bükməkdə, vaxtını alıbdır. Çünkü baxanda bilir. Peki içindeki ərzağı beğendin, hoşun geldi. Ərzaqdan sadece düyüdə biraz narahatçılığımı bildirdim ki, çaş daha da xırda dənəli. Düyü götürerdim büyük kalıp içinde. Ama yumura almıştım da indi. Aslında hemşire söylüyorum Azerbaycan'da milli mutfağı yapmak, bu yemek programında milli mutfağı yapmak daha çetin. Çünkü hamımızın sevimlisidir bu dolma. Çok yediğimiz, çok bildiğimiz, pişirebilen, pişiremeyen. Herkes dolmayla ilgili fikri vardır ve bilen. Hüsale onun için aslında çetin bir yemek seçtin. Anladın mı? Peki. Hasan, senle devam edelim. Dadı pis değildi ama evin beğendi dediği kimi yarpaklarında yani biraz kuruluk varydı. Peki arkadaşlar ama tabağınızın önünü, Hüsale demir sanki ama tabağınızın önünü yediniz. Hatta bak ne görüyor diyeyim? Musun o yağlı dediği suya evet. çörek de bandı yedin batırmış, yani. Yok çörek batırmamışım akı. Neyse ve hasret.
Sohbetleri duydun. Biri yağlı diyor, biri düğü diyor, biri yaprağı diyor. Sen nedir sen? Yarpağında biraz problem var. Bu da bunluk değil. Yağın ki alıp bu yarpağı, yarpağda biraz... Hazır yaprak. Aha, biraz kalınlık var yarpağında. Ben de onu yiyeyim de. Eti de biraz, etten de bilmiyorum neden de, biraz quru kimidir. İçinde quyruk yağı da var. Quru kim olamaz, quyruk yağı. Sonra bir tane de bir söz diyeyim, o Elvin kardeşe. Bu yaklam dedi ki, düğü böyle iyiydi. Düğünü siz harada gördünüz. Ben burada valla götürüp birbiri koyuyorum. Yeyirik de. Düğünü hardan gördünüz ki orada? Herhalde yediğimizin içine bakırıq biz. Ağzı rengedi, kardeş görürsen onun içinde. O mesele değil. Mən yeməyini istəmirəm, deyirəm ki, bir dəqiq olar sözümü deyim. Həsrət bəy sözümü deyim. Sən təsdiqləyirsən ki. Bu insan bunu yiyir də. Yiyir də, mən də bilirəm, o yiyir. Mən deyirəm ki, yemir. Düyüsün deyirsən, haradan görür, hiss edir də, bu adam bunu yiyir. Ağızda o hiss olunmur. Düyüdən başqa o qədər şeylər var onun içində. Hərən bir ağız dadı var, o da yiyən onu hiss edir. Düyü zaten heç nə bilinmir. Elvinə soruldu, Elvin aç herkes danışdı. Elvin, sən danış canım. Nə hiss etdin diyor. Məncə sizin sualınız o qədər diqqət alınacaq bir söz deyildi. Siz də elə danışırsınız ki, mən də gülməyim gəlir. Bayaqdan elə bunu sizə görə gülürəm, o sözünüzə görə. Yarpaq dolmasının içərisində xırda düyü istifadə olunur. Hı. Əgər yediyiniz hər şeyə baxmadan yeyirsinizsə, bu başqa məsələ. Amma bir şey söyləyəcəm, arkadaşlar, onu illaki kesməsən də ağızda o bir tatların karışımı bəli vardır. Düyüsü fazla, bəli, hasret onu... Ola bilər ki, əti ola bilər, bərk ola bilər. Yalnız yani ama... düyü yok, yok da, düyüdən hayat... getmir axı. Onu yiyəndə ağzında düyünün fazla olub olmadığını da hiss eylərsin. Təbii ki. Tabii ki, Vüsale çok büyük bir riskdir dolma. Çünkü dolmanın cürbecür burada çeşitlerini yedim ve evet, çok lezzetlerini yedim. Ama yine de bu çetin yemeği seçtiğin için teşekkür ederim. Pis değil diyemem ki ay yenmiyor. Hayır, yenebilir. Tabii ki dedikleri doğru, yaprak senin günahın değil. Evet, evet. Anladın mı? Yaprakta bir problem vardı. İçinde yani içi çok daha lezzetli olabilirdi Vüsale, ama yine de ellerine sağlık canım. Ve bu konuyu, bu dolma bizi birazcık gördüm birbirimizle. Hiç kimse sözünü tamam dinlemeden dalaşıyordu. Belki tatlın gelende yine tatlı tatlı danışmaya başlarız. Haydi gelsin bu tatlı. Gelsin. Gelsin. Vüsale, çok severim Azerbaycan'da bu çay sofrasını. Sen de hamsını evinden getirdi arkadaşlar. Bizim için sadece değerlendireceğimiz ıslak kek, değil mi? Evet. Islak kek, diğerlerini de, bunu da kapağını açabilirsin, bizim çay soframız için getirdi. Çok sağ ol Vüsale. Ve artık servise de başlayalım istersen. Heh, getirdim. Hasret, o zaman sen hazırsan danışabilirsin. Ha. Ha, danışmak istiyorsan danış. Bunun çok, ümumiyyət şərbəti tam çoxdur. Dəhşət dərəcədə çox, çoxdur. İkinci də, mən şirniyyat xoşlamadığım üçün, mənim ağız dadıma uyğun deyil. Ama belə olur da, yağı ki belə olur. Mən şirniyyat sevmirəm. Sadəcə olaraq dadına baxdım. Mənim üçün lap çox şirin olduğu üçün, şərbət olduğu üçün bəyənmədim. Peki Hasret, Elvin sana geçelim. Elvin sevdi. Şirniyyatın söz yoxdur, sevdim, şirinliyi de az idi. Yani burada limon çox istifadə eləməyin, o şirinliyi öldü. Elvin de mənimle bəysə girir, bayaqdan. Yox, belə deyim de. O şirinliyi... Həqiqətən yaxşı şeylərə pis deyirsən, pis şeylərə yaxşı deyirsən. Valla... Ama Hasret sana göre. Ümumiyyətsə, mən baxıram Elvinə, ümumiyyətsə ağızda da yoxdur. Heç özü də bilmir, nə danışdığını da bilmir. Elə ağzına gələndə bayaqdan danışır. Burada özündən başqa 4 nəfər insan var burada, yəni ələ salmaqdır. Bu insan aşbazdır, yəni ki, qiymət verməyə başlar. Başa düşmürəm, siz o köməkçisiniz, nəyisiniz, anlamadım siz. Qaldı ki, onun yerində danışmağa ehtiyacı yoxdur. Sən özün ye, öz ağız dadını. Yox, siz, sənə sual siz verəndə cavab ver. Onun ağzı var, dili var. O elə uşaq olmaz. Buyur, uşaq sənsən. Sən... Elə şey olmaz. Uşaq sənsən. O yeməyi qiymətləndirir, dəyər verir. Sən necə rəy bildirirsənsə o insan yox, da rəy bildirir. Yox, necə qiymətləndirir ki, o bayaq tərsinə danışır hamısını. Özü də mənim mən danışanda həmən başlayır mənim tərsinə danışır. Sən elə danış, o da elə danışır. O hər hansı öz fikir, öz düşüncə tərsi var. Masaya oturanda isə özü də danışıq qabiliyyətin yoxdur ümumiyyətcə.
düzgün danışmağa başarılı ve düzgün fikirleri de etiraf etmeye başarılı. Peki Hasret, ama müsaade et de Elvin de kendi fikrini bildirsin. Evet Elvin. Sözlerimi bildirim. Şirniyatı yani yaxşıydı. Limon yani limonlu şerbet etməyin, yani əməlli başı bu şirniyi boğub, yani o kadar da deyilən kimi şirin deyil, yaxşıdı. Sadəcə ıslak kek deyilmişdi. Mən elə bildim ıslak kekdi ama deyil. Yani şirniyatı da söz ola bilməz. Çox dadlıdır, mükəmməl. Hətta bunu ən desin birinci bişirmişsən. Çünkü bu soyuq gəlməyi də öz o şirini bu isti gəlsədə heç yemək olmazdı bunu. Mən sadəcə burada bildiyim ki, elə bildiyim ıslak kek dediyiniz halda bu şokoladdan olur, şokoladdan ısladılır. Ama bu rəvanidir. Olur. Bəli, rəvanidir bu. Bu rəvanidir, hə, ıslak kek deyil. Ama dadlıdır, söz ola bilməz. Çok teşekkür ederim. Ve altına da baktım, altı da köşe kızardı. Üstünde hamısı bir nizamda, heç bir yani yoxdur. Evet Hasancığım, sen. Mən də ilk öncə Elvin bəyə qatılıram. Çox düzgün vurguladı, ıslakdı, ağızda yayılır. Dağılır, çok güzeldir, dadlıdır, ellerinin... Dadı ikiniz de en ağır dadınız vardır. Ben. Ellerinize sağlık hanım, çok güzel. Özünüz kimi şirniyatınız da şirindi. Bak görürsünüz. Ama təamında çok... Artık o kadar şirini... bura yani şeker suyu vurmuşsunuz ki... Artık az kalır ki acı ola. Çok, artık derecede çok vurmuş. Ama yaxşıdır, normaldır, pis deyil. Yani çay içende... Amması olmasaydı daha deyən... Çayla içende acılısı gedir yani, narahat olmuyor. Peki, ben de değerlendirem. Üsale, kekin çok geçenk olmuş ama dediği gibi Elvin'in ıslak kek değil, bu revani. Yani biraz daha iç dokusunda farklı erzaklar işletseydin tam revani olacaktı. Ama ben de çok hoşum geldi, çok beğendim. Bunu kek gibi değerlendirmiyoruz. Bunu şerbetli tatlılar sınıfından değerlendiren de benim de hoşuma geldi. Gerçekten eline sağlık. Sağ olun, çok sağ olun. Hazır mısın ballara? Hazırım. Hazırsan. Hazırım. Hazır mısın Hasret? Hemşehrimim. Hasret de bak. Hadi bakalım. Gelsin mi aslında ballar? Benim adım Hasret Gəmlidir. Hasret Gəmli. Bəli. Hasret Gəmli. Bəli. Hazırsan. Ben, bəli, evet. Hazırsınız. Bəli. Gelsin ballar. Peki arkadaşlar, yine hatırlatmak isterim. 3 balı Vüsale bizden aldın. Çünkü yemeğini çattırdın, alışverişini çattırdın. Her şey yerindeydi. 3 bal ve üstü. Hayır Şedrem, adaletli bal verin. Adaletli bal vermek demek 10 verin ya da çok fazla verin ya da layığını verin demek. Tamam mı? Lütfen yemekleri tekrar hatırlatalım. Siz bu arada bal verebilirsiniz, başlayabilirsiniz. Vüsale, çorbanla başla. Hangi çorba? Dolga yaptın. Dolga, yaprak dolması. Yaprak dolması yaptın. Toyuk salatı. Ve revani diyelim. Islak kek yaptın. Evet. Tekrar ballarınızı verin arkadaşlar. Vüsale, nece geçti? Yüreğince geçti mi? Güzel geçti mi bugün? Geçti. Geçti mi? Evet. Yani dediğin var mı ki, ay Suna Hanım, indi başa sarsak bunu böyle yapmazdım, başka bir şey yapardım. Dediğin bir şey oldu mu? Mutlaka olmalı da ya. Olsun yani. Öyle mi? Ha. Hadi senin aklın orada bir saniye. Ben sana benim sos... Ha. En çok kim? Bitmedi mi Hasan? Bitti. Bitti. Peki arkadaşlar, yemekleri de tekrar duydunuz. Geçti Hasan. Hasan, yakalandın. Peki, hemşe söylüyorum arkadaşlar, burada eğer haksızlık olduğunu görürsem, bütün yayınlar için söylüyorum, balı iptal etme hakkım var. Bunu da size de söylüyorum, canım tamaşacılarım da duysunlar. Çünkü burası adil yemek yarışması. Yemeğe bal vereceksiniz, tamam. Kimden başlayalım müsaade? Kimi merak edirsen? Ele Hasan'dan başlayalım. Hasan'dan başlayalım. Evet. Haydi ver bakalım, göster balını Hasan. 6. Benim verdiğim bal. Koy. Neden 6? En çok ben o balı xanımın şirniyyatına göre verdim. Yani kalan 3 bal şirniyyatına göre. Bir de 1 bal o salata ve... Teşekkür ederim, çok sağ ol. 6 bal. Her şey göz kabağında diye. Sen de 6 verdin. Ben de 6 verdim. Yani 6 verdi diye 6 mı verdin? Hayır, şirniyatına göre.
Gel, Elvin. Dokuz bal verdin. Teşekkür ederim. Ben dokuz ne için verdim? Çünkü bir dene doğasından kırdım. Doğası həqiqətən də yəni heç sevmədim. Qalanları yaxşı idi. Yəni orada yarpaq dolmasının yarpağını mən ora nəzərə almadım və yaxud da ki orada onun ətinin dadı zadı. Onları nəzərə almadım. Çünki əsas da əziyyət və zəhmət çəkib ki, hələ ki Həsənin günündə gördük ki, məsələn, o qədər də yaxşı süfrə deyildi də. Əziyyətli yeməklər deyildi, amma Əlvin sən Həsənə kaç verdin? Yox, süfrənin özü də deyirəm ki, yəni yaxşı idi süfrəsi. Həsənin mi? Həsənə 10 verdim. Yox. Xanımın, Vüsalə xanımın. Yəni, Həsən daha mı iyiydi Vüsalədən? Yox, öyle. Sadəcə, Həsən bizi o aktyorluğundan hipnoz elədi də. Təmsil dedi. Arkadaşlar, həmişə söylüyorum, mən deyil, Əlvin, şimdi tamaşacılar da yazacaklar zaten. Yəni, burası aktörlük yarışması deyil ki, yemək yarışması. Sən şimdi bunu yapan da Vüsaləyə ya da Sabah Hasretə ya da sana haqsızlıq olacaq. Haqsızlıq oldu, dünən oldu, həqiqətən də. Mən onu bilirəm ki, yəni 10 bal düşmürdü Həsənə. 10 bal verdi. Həqiqətən düşmür. Sən kaç verdin? Öz də 6 verdim. 6-dan da 3 çıxanda 2 xal verdim. Əslində bu gün 10 bal mənə 3 xal verdim. 3 yaxşı qiymət idi. Amma yox, Əlvin, 9 arkadaşlar. Hələ 3 çox vermişəm. Mən sənə 4 verəcəyim, sildim. Peki, Həsrət. Həsrət, bakalım Həsənin sana dediyi olmuş mu? 10. 10 bal. Sağ. Peki bir şey söyleyeceğim Həsrət. Yani Vüsalə'ye teşekkür edirsen de tatlıyı sevmedim. Ben bu halı verdim Vüsalə xanıma. Çünkü o hala layıkdı. Süfrəsi təmiz idi, gözəl idi. Esas odur. Bir, yana, boş qaplarında, bakallarında o mesela bir kirli bir şey yok idi. Ləkə yok idi. Sonra ama doğası hoşuma geldi. Doğası hoşuma geldi. Həqiqətən də. Çorbayı beğendin, hoşun geldi senin. Çorba dedi. Mənim için doğadır o. Ha dolga. Ha ben dolma anlıyorum. Pardon. Həsrət. Tamam. Dolma da hoşuma geldi. Yedim də. Gelmesi diyor. Sadece olarak bu yarpağı onun yarpağı biraz bərkiydi. O da bunlıq deyildi. Salata. Çatçı. Salatdan hoş. Mən ümumiyyətlə bu xalı onu dolğasından dolmasına vermişəm. Bu ballarla ilgili sürekli danışıram canım iştirakçılarım. Çok teşekkür ederim bugüne göre. Vüsalə'ye çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok sağ bütün bu ballarla ilgili 5. gün içinizde ne vardıysa danışacağız. Hiç narahat İnşallah. Olmayın. Canım tamaşacılarım, Suna ile yemeğe değer. Sonuna geldik. Sabahleyin. Elvin, senin günün. Gözlüyoruz. 12.00 Hazar TV. Çok sevirem size. Bay bay.